Herkese merhabalar, ben Sertaç Yay. Ben Sinem Yay. Ve tren geçiyor. Sesimiz duyuldu mu acaba? Evet, Berlin'de artık kısıtlamalar gevşetildi. İnsanlar sokakta. Gördüğünüz gibi restoranların açık kısımları açılmış durumda. Dışarıda masalarda oturabiliyoruz. O yüzden bu sebeple şu an Berlin'in göbeğine geldik. Burası neresi aşkım? Mitte. Mitte. Zaten Mitte merkez demek. Berlin'in merkezindeyiz. Bakalım bugün neler keşfedeceğiz. Bir tane tatlıcı varmış. Umarım bizim spor hocası Alp duymaz. Birkaç tane tatlı alacağız sanırım şu anda. Az önce de yağmurun altında kahvaltı yaptık. Evet ya, şu fotoğrafı da koyayım şuraya. Tam oturduk. Oturduğumuz anda yağmur başladı. Berlin havası böyle bir şey işte. Şemsiyeyi açtık. Masamızdan kalkmayıp şemsiyenin altında kahvaltımızı yaptık. Herkes de öyleydi yani. Işte herkes de öyleydi, evet. Nasıl güzel değil mi? Böyle Avrupa'da yaşadığımızı hissediyoruz artık. Of, evet. Ve korona bitmiş gibi hissediyorum. Evet, bitti gibi değil mi? Her yer bisiklet. Her yer. Biz şehrin merkezinden uzak oturduğumuz için insanların bu kadar bisikletli olduğunu unutmuşuz aslında. Şehir merkezine gelince fark ettim ki herkes bisikletli. Tabii merkezde her yere bisikletle gitmek daha kolay. Arabayla zulüm aslında. Nerede bu tatlıcı aşkım? Şu kanal sağda. Nereye geldiğimizi de şöyle bir göstereyim. Şurası neymiş ki? Tiyatro. Çok güzel bir yer ya. Halo. Oo. Bak şu. Çok iyi bu. Bir güzel. Tane ondan kesin alacağız belli. Evet anneciğim, sen göremiyorsun. Tiramisu ekler var. Çok enteresan değil mi? Ben de tiramisu alalım, hadi deneyelim. Tamam. Ben chocolate eklerim, ben tiramisu. Şuraya gidelim mi? Bence oraya gidelim. Şu an rastgele geziyoruz. Bugün şöyle şıkır şıkır hazırlandık. Sanki hiç Berlin havasını bilmiyormuşuz gibi. Yağmurlu gösteriyordu. Yağmur yağıp duruyor. Ve ıslanıp duruyoruz. Ya ne diyeceğim, işi gücü bırakıp dükkan mı açsak acaba ya? Bence kesinlikle yani. Ya sen işi gücü bırakma da ben açayım. Sen aç. Sabit bir gelirimiz olsun yani. Çok enteresan. Şaka yapma, ben çok düşünüyorum. Hatta bunun eğitimini alacağım çok yakın zamanda. Şey, nasıl dükkan açılır eğitim? Evet. Şey için mi? Yani şirket kurma eğitimi. Almanya'da şirket kurma da değil aslında. Genel olarak bilgilendirme amaçlı. Yani ne tarz business işlerin eksikliği var. Ay geçen de biri sormuş yani, sen Türk değil misin? Neden İngilizce kelime kullanıyorsun diye de insan alışıyor işte. Neden İngilizce kelime? Bilerek değil yani. Ya çünkü önemli olan insanın kendini ifade edebilmesi. Türkçe'de o kelime yoksa ya da o kelime kullanma alışkanlığımız yoksa, İngilizce'de o kelimeyi çok sık kullanıyorsak, o alışkanlığı edindiysek, o dilimize giriyor. Yani dil öyle bir şey değil ki, dil yaşayan bir şey. Katı kuralları olan bir şey değil artık. Olmamalı yani. Olmamalı. Katı kuralları olan çok dil var da. Bakınız. Almanca. Şimdi. Ya şunu sormak istedim aslında ben. Bugün bir sürü dükkan gördük. Ufak ufak bir sürü dükkan. Hepsi iş yapıyor. Kahveciler, çikolatacılar. Efendim unlu mamulleri, tişörtçüler, hediyelik eşyacılar, manavlar falan. Kahvaltıcı bile ki yani Berlin'de hayatın geç başladığını düşünürsek. Aynen öyle. Kahvaltıcılar bile tıklı tıklım. Yani kahvaltı da değil de zaten burada Alman kahvaltısı da çok saçma sapan kahvaltılar yani. Şöyle Türk kahvaltıcısı açalım. Sucuklar, pişiler, gözlemeler, salçalı sosis. Ama şimdi bunlar sadece hafta sonu iş yapmaz mı aşkım ya? Ya tabii tabii. Tek sen çalışıyorsun aşkım. Kimse çalışmıyor burada. Ben sana diyorum bak. Parka gidiyorum. Parkta hep aynı insanlar. Ailecek parktalar ya. Hadi bir tanesi gelse neyse. Ve sürekli yani. Mesela ben atıyorum 12'de gidiyorum. 12'de oradalar. 2'de geliyorlar. 4'te geliyorlar. Sürekli saatleri değişiyor yani. Güneşi takip ediyorlar. Bu insanlar çalışıyor olamaz yani.
Gerçekten bence ya çok az çalışıyorlar. Yani günde 2 saat, 3 saat falan çalışıyorlar. Çalışmıyorlar. Sen çalışıyorsun bir tek yani. Bizim Türk arkadaşlarımız çalışıyor bir tek. Hindistan'dan gelenler çalışıyor. Almanlar çalışmıyor. Göçmenler çalışıyor burada. Ekonomi ayakta tutmaya çalışıyor. Diğer herkes yatıyor. Almanlar çalışmıyor. Yani hafta içi gelelim buraya. Daha kalabalık olacağını bile emin edebilirim sana yani. Çok enteresan ya. O yüzden startuplar artık Türk eleman işe alıyorlar sanırım. Evet. Bizim ne kadar çalışkan olduğumuzu anladılar. Hava açmış. Şurada pazar evet, gibi bir şey var. Oraya gidelim mi? Pazara gidelim. Hem de bir Berlin pazarı göstermiş olalım. Tamam. Bizim Türk havlular orada aşkım. Gözleme yapıyor yine. Ya. Keşke gözleme etseydik kahvaltıda. Ben hamileyken nasıl canım istemişti de yemiştik. Sen bir de şeydin orada. Köfte mi yemiştin? Hatırlamıyorum. Yok, gözleme yedi. Patatesi gözleme yemişti, hatırlıyorum. Ama burası değişmiş. Ama bu geldiğimiz pazar bizim, aynı pazar. Aynı pazar ama başka markalar gelmiş. Şunlar çok tatlı değil mi ya? Şu evet. Kaplara bakar mısın? Berlin kendine gelmiş durumda ya. Herkes sokakta. Aynen. Yani bu insanlar umarım ben evde çalışıyorken de sokakta değillerdir. Sokaktalar, ben sana diyorum. Sen çalış. Bir tek sen çalışıyorsun şu an. Beşinci kez söylüyorum ama. Şu cebimize 3-5 kuruş para girecek diye yaptığım şeylere bak ya. Baksana ne kadar güzel şey. Yeni açılmış sanırım. Canlı müzik de var, haftasını en sevdiği. Biraz dinleriz. Buraya da kahvaltıya gelebilirmişler. Adamların bira içtiği yere mi diyorsun? Kahvaltıya gelebilirdik. Panda alalım varsa ufaklarda. Bir tane balım alalım. Bir tane de papağan falan alalım. Kamerayı biraz sen tutabilirsin bence. Şu anda Sinan bize kahve alıyor değil mi? Starbucks'tan. Sen ne yapıyorsun? Bizim bu market yolculuğum sırasında, daha doğrusu pazar gezintimiz sırasında eğleniyor musun peki? Nasıl ortamlar? Berlin'i beğendin mi? Sen Berlin doğmuş bir insan olarak Berlin hakkında neler düşünüyorsun? Alamam seni. Alamam seni. Evet, kamera. Şimdi burada bir sürü mekan gördük yani, bir sürü tezgah var. Yemek yemek için. En çok sıra nerede var? Türk mutfağında. Şuraya bakar mısın? Orada, da daha baksana. Arkada onlarca insan var, gözleme sırası bekliyorlar ya. Çıldırmışlar. Bence çok haklılar. Ben şeyi çok beğenmişim. Hatırlıyor musun? Kabak yemeğine ne deniyordu? Mücver. Mücveri vegan köfte olarak satıyorlar. Çok iyiler ya. Bayağı iyi bir ev yemeğe mi bakar mısın? Çok iyi yani. Süper ya. Dolma mı var gerçekten? O pizza kokuyor. Biber de çok güzel kokuyor. Süper ya. İstiyor musun abla? Yine müthiş bir Berlin havası değil mi? Yine güneş evet. Açtı falan. Bir yağıyor, bir güneş açıyor. Sen az önce bir şey söyledin esas, onu sor şimdi. Ha, evet ya şey... biz çok dikkat ediyoruz ya böyle gıda konusunda, işte şu yaşa kadar bu yenmez, şu olmaz bilmem ne falan. Almanlar hiç dikkat etmiyor yani. Atlas'ın yaşındaki çocuklara böyle sosis ekmek falan yediriyorlar yani. Evet, biz sosis. Hem de soslu soslu yani. Çocuğu her türlü yapay olabilecek şeylerden uzak tutmaya çalışıyoruz. Tuzdan, şekerden uzak tutmaya çalışıyoruz. Onlar öyle yiyince benim anksiyetem tutuyor. Bazen de şey diyorum yani, hepsi de canavar gibi sağlıklı çocuklar yani. Evet. Bazen şunu düşünüyorum, biz böyle kolayımıza gelen detaylarda boğulurken, işte atıyorum Atlas'ın beslenmesine dikkat etmek kolay bir şey. Ya da ne bileyim uyku düzeni bilmem ne falan, yani bunlar böyle kolayımıza gelen şeyler. Bu detaylarda boğulurken çocukla gerçekten ilgilenmeyi, onu özgür bir birey olarak yetiştirmeyi unutuyoruz. Çünkü o kısım çok zor.
bir bireyi özgür yetiştirmek aşırı zor bir şey. Çok güzel bir noktaya değindin. Biz de kendimizce onu özgür bırakıyoruz ama kolayımıza gelen kısımlarda bunu yapıyoruz sadece herhalde. Hayır, ben açıkçası sana çok katılmıyorum. Biz çok dikkat etmeye çalışıyoruz ya. Ben bazen atlası aç bırakıyorum ama parka gidip kendi kendine 2 saat koşmasını tercih ediyorum yani. Hani bir şekilde bir şey yer yani, o sorun değil. Öyle yetiştirmeye çalışıyorum. Çünkü bunu fark ettiğimden beri kendimi buna zorluyorum ama bunu zorlamayla yapıyorum. Ay. Ama bundan önce şey gibi geliyordu bana bence böyle. Bence araba o tarafta. Ama bundan önce bana şey gibi geliyordu. Yani çok güzel besliyorum Atlas'ı. Uykuları da düzenli. Müthiş yetiştiriyorum ben bu çocuğu ya falan diyordum ama bu bizim bence arkasına sığındığımız bir şey. Biz artık yapmıyor muyuz öyle şeyler yani? Ben dikkat etmeye çalışıyorum yani. Kişisel olarak gelişmesi Atlas'ın benim için şu an en öncelikli şey. Ben açıkçası Atlas'tan gözümü ayıramıyorum. Yani sen bana Atlas'ı bıraktığın zaman şunu yapamıyorum. Bir yandan Atlas'a bakayım. İşte bir an ev işlerini halledeyim. Onu yapamıyorum. Atlas'tan bir saniye bile gözümü ayıramıyorum. Ben çok korkuyorum Atlas. O bir saniyelik bir vakitte yanlış bir şey yapacak, ağzına bir şey sokacak, düşecek falan diye korkuyorum açıkçası. Yani yanlış bir şey yapmıyorsun. Şey demek, özgür yetiştirmek demek çocuk bitsin taş yesin, yani nehre kendini atsın demek değil. Sadece bunu yaparken Atlas'a hissettirmemek önemli olan. Yani Atlas'ta tabii ki gözün olmalı. Ya bu benim yöntemim tabii. Ben ne ahkam kesiyorum bilmiyorum. Ama mesela sen de şey konusunda ben sana göre daha rahat olduğum için daha özgür bırakıyorum ama sen de Atlas'a daha çok alan tanıyorsun. Yani senin de sınırların yok. Evet. O anlamda da Atlas'ı sen de sınırsız büyütüyorsun. Ben onu çok seviyorum. Atlas her şeyi yapabilir. Her türlü aynen. Saçmalamayı yapabilir. Eğlenmek için, denemek için her şeyi yapabilir. Sadece benim gözlerimin altında yapması gerekiyor. Öyle. Bence o yüzden dengeliyoruz. Güzel güzel yetişiyor ya. Ben seviyorum Atlas'ı büyüyüş şeklini. İnsanlar da diyor yani seviyoruz sizin Atlas'ı olan iletişiminizi falan. Sağ olsun. Aşkım şuraya girsek mi yani? Çok tatlı. Şunu göstermem testi, lazım. Ya, gerçi testimiz var. Çok güzel çocuk eşyaları satan bir yer. Kahveyle girilmez diyor. Aa, evet. Dondurmayla ve kahveyle girilmez dedikleri için bizi kaybettiler. Çok güzelmiş halbuki. Şuna baksana. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Şimdi şeye gidelim. Hava da güzelleşti tam. Müzenin olduğu yere gidelim. Yağış olunca müzeye gireriz. Yağış olmasa da oralarda yürürüz. Anlaştık. O zaman az sonra görüşmek üzere. Kapatalım. Yani sen araları herhalde koyacaksın değil mi? Biz çok güzel deneyimler yaşadık. Evet. Van Gogh'un deneyimlerini yaşadık. Ne deniyor ona? Projeksiyon mapping mi deniyor? 360 derece. 360 derece. Görsel şölen. Görsel şölen. Gerçekten öyle mi? Evet öyle bir şey var. Görüntüleri koyacağım zaten. Ya da koymuşumdur. Şoktan izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ve Atlas için muhteşem bir deneyimdi. Bizim için de öyle. Yani, Atlas çok eğlendi. Evet. Çünkü... Ya şu çok güzel değil miydi? Lafını çok kestim ama Atlas'ın özgürce orada dolaşması, hiç kimsenin ya bu çocuk da kimin, burada ne yapıyor, niye çocuğu serbest bıraktınız, öyle geziyor dememiş olması gerçekten Avrupa'da yaşadığını biraz hissettiriyor sanırım. Ya şöyle biz bu deneyimi yaşarken hiç gerilmedik. Ben özellikle Atlas'ı serbest bırakmak istedim. İnsan, ya burada şöyle bir kural var. Bir çocuk size yaklaşıyorsa ondan
rahatsız oluyorsanız onu koruması gereken kişi ebeveyni değil, orada bulunmaması gereken kişi sizsiniz. Yani çekilebilirsiniz, uzaklaşabilirsiniz çocuğa, şöyle yapabilirsiniz falan. Ama ebeveyn kesinlikle ah çocuğum gel falan gibilerinden tepki göstermiyor. Bu beni çok rahat etti. Yani çok rahat etti bir konu. Biz bu yaşadığımız işte deneyim yerinde, sanatsal deneyim yerinde Atlas serbest bıraktık. Atlas her yere gitti. Özellikle de bırakmak istedik çünkü o özgürlük duygusunu yaşaması için. Yani çok keyifli bir deneyimdi. Şu an neredeyiz onu anlatalım. Yani şu anda bir bira bahçesine geldik. Evet, bir kartın ya da bir garden ya da bira bahçesi. Çok keyifli çünkü tam oturduğumuz yerin yanında bir kum parkı var. Sertaç yine koyarsın görüntülerini. Atlas orada oynuyor, biz burada bira içiyoruz falan. Hani gerçekten korona iyi ki azaldı ya. Evet, çok müthiş, müthiş bir gündü. Yani sabah saat 12'de çıktık evden. Şu an saat 7 oldu. Daha da dışarıdayız aslında. Dışarıda devam edeceğiz. Arkadaşlarımız geliyor yanımıza. Muhteşem bir gündü. Uzun zamandan sonra çok güzel para harcadık. Evet ya, değil mi? Yani böyle bu parayı ne yapacaktık diye düşünüyorduk. Bayağı yemek yedik, tatlı yedik, kahve aldık. Çok keyifli. Müzeye girdik yani. Müze değil, ne deniyor ona? Bir sergiye girdik. Sergi. Güzel bir deneyimdi. Daha güzellerini yaşadık. Anlıyorum ki bunları izlemek, eğer Almanya'da yaşıyorsanız size bir yol gösteriyor. Evet. Almanya'da yaşamıyorsanız da bir motivasyon sebebi oluyor. Kesinlikle böyle öyle. Gözlemliyorum ben. O yüzden de çok keyif alıyorum. Teşekkür ederiz bizimle olduğunuz için yine. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz lütfen altına videonun sonuna kadar izlediğim sinem yazar mısınız? Ben çok merak ediyorum kimler sonuna kadar izledi. Var bir kitle var ya, böyle bir 300-400 kişi var sonuna kadar izliyor. Ben onları biliyorum ki muhtemelen. Yorumlarda anlaşılıyor zaten. O zaman teşekkürler Sertaç'a. Görüşürüz. Bye bye.